Ve yarın akşamki partimizi sakın unutmayın çocuklar. Gelmek isteyenler sınıfa gelsinler, tamam mı? Üstelik bir ödül de var. Bayan Nili, Bayan Nili, sanırım ben gelemem. Çünkü annemle büyükannemi görmeye gideceğiz. O kadar önemli değil Adelaide. Zorunlu değil zaten. Bu sınıf için düzenlenmiş ufak bir parti. Bir sonrakine gelirsin. Hadi şimdi gidebilirsin. İyi hafta sonları. Büyükanne ile sana iyi eğlenceler. Evet. Tamam. Hadi çabuk olun. Hadi yürü. Beni bekle. Bak sen şu işe. Nasıl oldu da unuttun bunu? Sadece aklımdan çıkıvermiş işte. Annem bana Viking kostümü yaptı. Üstelik bıyıkları da var. Peki sen ne yapacaksın? En ufak bir fikrim yok. Tabii süper kahraman kostümü hiç fena olmazdı. Gidip anneme yarına bitirmesini söyleyeyim. Bu da çok sevinmeyecek. Orası kesin. Annem kostümü bitirebilmek için tam 3 gün çalıştı. Gidince büyük babama danışayım. Onun vakti bol ne de olsa kızılderili gibi giymeme yardım ettiğini hatırlıyorsun değil mi? Harika olmuştu. Hayır, 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 gitmem, gitmeyeceğim. Kes şunu Cedric. Bu çok güzel bir kostüm. Sana süper kahraman gibi bir kostüm istiyorum dedim. Aa, yani şövalyeler süper kahraman değil mi sana göre? Hayır, onlar ne uçabilir ne de kötü adamları pataklayabilir. Tamam ama bize daha önceden haber vermen gerekirdi. Ama hemen yarına hazır olsun istiyorsan. Bu gayet güzel bir kask olmuş. Bak büyük babanı hayal kırıklığına uğratma. Bu kostümü yapabilmek için ne kadar uğraştı canım. O kostüm umutsuz vaka. Cedric. Al bakalım küçük adam. Şuna bak nasıl da parlıyor. Daha iyi değil Şahane mi? Şahane olmuş baba. Sen de öyle düşünmüyor musun Cedric? Pekala. Harika bir kostüm olmuş büyük baba. Böyle diyeceğini biliyordum. Madagaskar'da amfibik sınıfının en büyük temsilcisi kurbağalardır. Bugün adada tam olarak 187 farklı türde... Yarın için inanılmaz bir kostüm ayarladım. Çok güzel. Peki nasıl bir şey? Bunu size söylemesem iyi olurdu ama neyse. Yarın oraya görünmez adam olarak geleceğim. Vay canına, bu gerçekten de acayip bir fikir. Aman tanrım. Peki bunu nasıl yapacaksın? Yoksa kendini tuvalet kağıdına mı saracaksın? Evet tabii, yarın görürsünüz. Gerçekten görünmez olursan göremeyebiliriz. Gerçekten öyle. Görüşürüz Cedric. Görüşürüz. Gel oğlum. Hadi bakalım getir onu Caligula. Bu bayan Nili olamaz. Bayan Nili. Merhaba, sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. İçeri gelip biraz sohbet edebilir miyiz? Konu Cedric'le ilgili. Ah, umarım başına kötü bir şey gelmedi. Hayır, ciddi bir şey yok. Endişe etmeyin. Teşekkür ederim. Cedric size akşamüstü okulda düzenleyeceğimiz partiden bahsetti mi? Yani gelme zorunluluğu yoktu ama neredeyse herkes oradaydı. Sadece Cedric yoktu. Cedric yoktu da ne demek? Ama bu olamaz. Cedric'i evden biz zorladık. İyi eğlenceler hayatım. Kostüm çok etkileyici oldu. Sonra görüşürüz sayın şövalye. Görüşürüz. Belki ama tüm gün onu okulda görmedik maalesef. Gerçekten çok eğlenceli oldu. Evet. Şuna bakın. Gerçekten öyle. Evet, harika. Cedric'i görmedim, yoksa o gelmedi mi? Aslında geldi. Ama görünmez adam olarak geleceğini söyledi. Bu doğru mu? Tabii ki öyle. Vay be, ne diyorsun? Hani nerede, nerede o zaman? Aslında sorun da onu bulmamız gerekiyor. Evet, bu harika. Hey millet,
Cedric'i bulmamız gerekiyor. Görünmez adam olarak giyinmiş. Ne kostümü giymiş? Görünmez adam olmuş. Öyle mi? Evet, evet. Bu böyle tüm akşamüstü boyunca sürdü. Ama bu inanılır gibi değil. Çocuklar nasıldır bilirsiniz. Hayal güçleri her şeyi halleder. En sonunda en iyi kostüm ödülünü vermeye geldi sıra ve... Cedric orada olmadan en iyi kostüm ödülünü mü aldı yani? Hı-hı. İnanılmaz değil mi? Öyleyse nereye kayboldu? Bunu öğrenmenin tam sırası. Cedric! Derhal aşağı inmeni istiyorum. Cedric! Merhaba bayan Nelly. Merhaba Cedric. İzin verirsen sana bir iki soru sormak istiyorum. Bu arada diziniz daha iyi oldu değil mi bayan Nelly? Evet, teşekkür ederim Cedric. Bu akşam basamağa dikkat etmemişim ve dizimi hafif incittim. Peki ya Valeri hala kızgın mı? Hey sen, kostümümü mahvettin. Attığın adıma dikkat etsen iyi olur. Ben yapmadım. Bu benim hatam değildi. Biri bana çelme taktı. Bunu yapan Cedric'ti. Eminim oydu. Bunu bana o yaptı. Pekala Cedric, hemen dışarı çık. Şu görünmez adam fazla ileri gidiyor. Bu imkansız Cedric. Tüm bunları nereden biliyorsun? Evet, hepimiz gerçekten çok güldük. Peki Nicholas yediği tokatın etkisini atlatabildi mi? Onu tokatı gördün mü? Evet. Ama sen orada bile değildin Cedric. Tüm bunları bilmene imkan yok. Biliyorum işte. Gidip oyun oynayabilir miyim şimdi? Sizi bilmem ama sanırım atladığım bir şey var. Bunun bir açıklaması olmalı ve ben bunu açıklığa kavuşturmadan durmayacağım. Tak tak. İçeri gelebilir miyim Cedric? Dinle beni Cedric. Ben ne numaralar gördüm. Yani beni kandıramazsın. Şu görünmez adam işi balon gibi sönecek. O yüzden bana gerçeği söyle. Şey, aslında haklısın. O şey için de okula gitmek istemedim. Senin kostümü fena değildi aslında büyük baba. Ama istediğin şey o değildi, öyle değil mi? Peki tüm öğleden sonra ne yaptın sen? Herkese partiye görünmez adam olarak gideceğimi söyledim. Ve o yüzden parka gittim. Bu şekilde okuldakiler beni göremeyecekti. Üstelik rahat rahat tüm gün oynayabilecektim. Oh, bu benim küçük Cedric'im değil mi? Jane hala. Ve o da sonra seni evine davet etti. Evet, onu tanırsın. Teklifini asla geri çeviremezsin. Jane hala gerçekten çok iyi biri. Ama neden bu kadar kedisi olmak zorunda ki? Defol! Ay, git! Buna inanamıyorum. Kaybol dedim. Kışt! Yani öğleden sonra parkta o kadar da iyi vakit geçiremedin. Ama hala okuldaki her şeyi nereden bildiğini anlatmadın. Ha, o mu? Orası kolay oldu. Jane haladan çıkınca Christian'la karşılaştım. Cedric! Hey Cedric, demek buradaydın. Vay canına, şu görünmez adam kostümün tek kelimeyle mükemmeldi. Seni gerçekten hiç kimse görmedi. Biliyor musun, seni her yerde arayıp durduk. Durup bize gülüyordun herhalde. Evet, aynen öyle, oldukça eğlendim. Her birinizi sağa sola koştururken görmek çok güzeldi. Bayan Nelly'nin kayıp düştüğünü gördün mü? Tabii ki gördüm. Neyse ki bir yeri kırılmadı. Freddy nasıl da meyve suyunu Valerie'nin üzerine döktü ama. Söyle bakalım, ona çelme takan sen miydin ha? Tabii ki. Üstelik iz bırakmadım. Bunu biliyordum. Bu arada Chen'in Nicholas'a attığı tokat... Hatırlıyorsun değil mi? Hani onu öpmeye çalıştığında şap diye suratının ortasına yapıştırdı. Evet, neyse ki hak ettiğini buldu.
Tamam, şimdi anladım. Olan biten her şeyi sana Chris için anlattı. Tabii ki, o her şeyi zaten gördüğümü düşünüyordu. Yapmam gereken tek şey her şeye evet demek oldu. Büyük baba, bundan kimseye bahsetmezsin değil mi? Hayatım üzerine söz veriyorum Cedric. Oldukça zeki birisin küçük adam. Oldukça zeki. Günaydın millet. Günaydın. Pekala, herhangi bir şey öğrenebildin mi? Evet, bir açıklamam var ama sizin adınıza üzgünüm. Çünkü hiçbir şey söylememeye söz verdim. Hey, yapma. Hadi ama baba, nihayetinde biz onun anne babasıyız. Bunu bilmeye hakkımız var. Hayır, hayır. Kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Bakalım bizim küçük adam kadar akıllı mısınız? Hmm.